Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuğba Arslık. Merhaba. Tuğba, neler oluyor? Sektörde haberler haberleri götürüyor. Felaket haberleri var. Detaylı konuşacağız ama senden bir özetle başlayalım istersen. Tamam Murat'cığım. Şimdi biliyorsun geçen hafta FireEye konuşmuştuk. FireEye'nin başına gelen siber güvenlik vakasını ve işte özellikle oradaki Red Team diye tabir ettiğimiz daha kolay bir dille aslında bir nevi güvenlik testi yapan ekibin kendi geliştirmiş olduğu exploitlerin çalındığını haber olarak vermiştik. Fakat bu işin arkasından çok daha büyük bir güvenlik skandalı çıktı demek daha doğru oldu. Pek çoklarımızın kullandığı SolarWinds çözümü biliyorsun ITSM yani servis yönetim açısından bizler için kritik bir uygulama SolarWinds. Sunucuların kapasitesini izlediğimiz, donanımları izlediğimiz, CPU RAM gibi tüketimleri sürekli olarak izlememizi sağlayan servis yönetim açısından kritik bir uygulama. Ve Fortune 500'ün zaten 430'unda bulunan bir uygulama. Dünya üzerinde de, ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılan bir uygulama. Bu uygulamanın içerisinde özellikle son versiyonlarında bulunan backdoor diye tabir ettiğimiz yani bir arka kapı açığından faydalanan hackerların pek çok şirketi hacklediği, hackledikleri şirketlerden bir tanesinin de FireEye olduğu açığa çıktı. Aslında geçen haftaki vermiş olduğumuz haberde FireEye'ye bu şekilde bulaşmamış olsalardı belki de pek çoklarımızın bu açıktan hala haberi olmayacaktı sevgili Murat. Çok büyük önem arz ediyor. Bir de ilginç bir notumuz var. Şu anda SolarWinds'in tepe yöneticilerinden bir tanesinin bu güvenlik skandalından daha erken haberdar olduğu ve yaklaşık 2 hafta önce 45 milyon dolar tutarındaki stokları yani hisselerini sattığı açığa çıktı. Aslında tam bir skandal demek doğru. SolarWinds konuyla ilgili bir güvenlik güncellemesi tabiri caizse bir hotfix çıkarttı. Şirketler şu anda bunun güncellemesinin peşinde koşuyorlar. Ancak hack gruplarının ne kadar ileriye gittiği, şirketlerde bu açıklıktan suistimal edilip edilmediğine ilişkin pek çok soru işareti var akıllarda. Evet Tuğba, teşekkür ederim bu tatsız ama etkili özetin için. Hep konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Siber güvenlik şirketleri aracı olursa, saldırgan olursa ne olur diye. Çünkü bu birazcık cezaevlerinde gardiyanların suç işlemesine benziyor. Şimdi burada gardiyan isteyerek bilerek suç işlemiş mi? Bunu zaman gösterecek. Yani bu backdoor isteyerek bilerek mi konulmuş? Yoksa SolarWinds'in başına bir şey mi gelmiş? Bunu şu anda bilmiyoruz. Ama bir üst düzey yöneticinin senin de söylediğin gibi bundan 2 hafta kadar önce bütün elindeki opsiyonları yani hisse senedi paylarını satması daha sonra bunlarda bir düşüş olacağını düşünmesi anlamına gelecektir, öyle değil mi? İşte burada da şunu anlıyoruz, hani aslında bunu biliyorlardı ama tırnak içinde saklamaya çalıştılar. İşte ama öyle olmadı, işte FireEye vesaire gibi olaylar nedeniyle hep beraber haberdar olduk. Şimdi düşün, bu söz konusu yazılım bir güvenlik duvarı değil. Bizi internetten girişte ilk etkileşimde bizi korumaya yardımcı olabilecek bir saldırı önleme sistemi, saldırı tespit sistemi değil. Tam tersine senin de söylediğin gibi içeride envanterimizi tutmak istediğimiz zaman bu konuda bize yardımcı olan bilgi teknolojileri hizmet yönetimine destek olan yazılımlardan bir tanesi. Bunun bir benzerinin güvenlik duvarında olduğunu, bunun benzerinin şu anda hayatımızın çok önemli parçası haline gelen bir VPN yazılımında olduğunu düşünsene. Hem şirketimiz hem bu sistem üzerinden şirketimize bağlanan bilgisayarlar bir anda burada kurban olacak. Dolayısıyla burada böyle bir takım riskler söz konusu. Şimdi buna karşı ne yapmak lazım? Aslında yapılması gereken ben 2-3 tane konu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, İkincisi, üçüncüsü derken bir sıraya dizmeden söyleyeceğim. Bunların bir tanesi çıkan yamanın hızlı bir şekilde yükleniyor olması gerekiyor. Çünkü bilinen bir güvenlik açığıyla beraber yaşamıyor olmamız lazım. Bir ikincisi, seninle özel sohbetimizden de biliyorum. Bu yama yüklenene ve devreye girene kadar çok kritik bir sistem olmadığı için bu yazılımın kapatılması bir seçenek olabilir. Çok anlamlı. Bir üçüncüsü ve belki de bunların arasında geriye dönük olarak en önemli olanlardan bir tanesi, bu açık ne kadar zamandır var bilmiyoruz. Bu açık ne kadar zamandır kötüye kullanılmış şu anda bilmiyoruz.
Evet, Amerika'da en büyük 500'ün 400 küsürünün kullandığını biliyoruz ama Türkiye'de de birçok kurumun bu ürünü kullandığını biliyoruz. Bu firmaların başına bir şey geldi mi? Bunlara bu arka kapıdan girilerek başka arka kapılar açıldı mı? Herhangi başka bir yapı söz konusu mu sorusunun cevabını arıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir veri sızıntısı tespiti yapmak gerekiyor. Bir önemli konuda yeri gelmişken söyleyelim, burası hafif ironik tabii ama bu gibi olaylar çıktığında ilk sorulması gereken, öncelikle sorulması gereken konulardan bir tanesi de şu. Acaba bizim network'ümüzde, bizim sistemimizde böyle bir yazılım var mı, böyle bir yazılım bizde çalışıyor mu? Tabii ironik kısmı da şurası, bu sorunun cevabını vermesi gereken yazılım burada konuştuğumuz yazılım. Yani envanteri bize tutan yazılım. Dolayısıyla ben acil durumda müdahale edebilecek, hizmetimi iyi yöneteyim, acil durumda nerede neyim var sorusunun cevabını arayayım diyen firmalar burada ne yazık ki kurban durumuna düşmüş durumda. Ama bir sonraki bu öyle olmak zorunda değil. Burada hatırlatırım, dünyanın önemli başarılı olmuş siber saldırıların bir tanesinin üzerinden yaklaşık 10 küsür yıl geçti. Belki 20 yıla yaklaştı, şu anda tam tarihini ezberi hatırlamıyorum. SQL Slammer denen worm. Bilgisayarlardaki SQL sunucuları etkileyen bir yazılımdı. Firmalar hiç de onu önemsemediler. Dediler ki biz Microsoft SQL kullanmıyoruz, başka markanın veri tabanını kullanıyoruz. Fakat sonra ortaya çıktı ki aslında birçok farklı masaüstü yazılımda çizim yaparken kullandığımız Visio gibi aslında veri tabanının light versiyonu, SQL Lite dediğimiz ürünü çalışıyordu. Bu da saldırının çok etkili olmasına sebep olmuştu. Hatta ne yazık ki bu saldırıdan en çok etkilenen firmalardan bir tanesi de tüm ürünleri yükleme konusunda açık davranan, öyle olmasa çok doğal, Microsoft'un kendisi olmuştu. Dolayısıyla burada nerede neyimiz var sorusunun cevabı son derece önemli. Başımıza bir şey geldi mi, biz bunun kurbanı olduk da tamam şimdi yamayı yükledik ama kurban olduğumuz geçmişte bir süre var. Bu süre boyunca bize birisi erişip de başka bir şey yaptı mı, başka bir arka kapı yerleştirdi mi sorusunun cevabını aramamız gerekiyor Tuğba. Evet, bir de şöyle bir ekleme yapmam lazım. Şimdi SolarWinds'in 2019 4. release'inden sonraki hemen hemen bütün versiyonların etkilendiği söyleniyor. SolarWinds'in kendi açıklaması bu. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında patch'lerini çabuk geçen, hotfix'lerini çabuk geçen, security update'lerini takip eden şirketler aslında kurban olmuş oluyor. Çünkü hani başka güvenlikçi arkadaşlarımızla konuşuyoruz, işte siz ne durumdasınız, sizde hangi versiyon var, sizde hangi versiyon var, işte ticket açtınız mı, SolarWinds ne döndü falan şeklinde böyle konuştuğumuzda bazı arkadaşlarım bana şey diyorlar ya, biz o versiyonu, o sürüme gelmemişiz Allah'tan. Yani saldırgan da o sürümlerle uğraşmış. Yani 2019'un 4. sürümünden önceki sürümlerle uğraşmamış. Dolayısıyla güvenlik güncellemelerinin yamalarını, hotfixlerini zamanında geçen şirketler daha büyük bir kurban pozisyonda. Aslında bu bir adaletsizlik ama ne yazık ki böyle. Bir de şöyle bir sorum olacak Murat'ım sana, senin uzmanlığında. Şimdi SolarWinds'de biliyorsun biz bütün sistemleri aslında izlemek, monitör etmek için bayağı da etkin kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında SolarWinds'in bulunduğu network bütün bu makinelerle haberleşmek zorunda olduğu için tam ortada merkezde bir yerde duruyor. Bu şu anlama geliyor mu? Yani saldırganın SolarWinds'in açığından mütevellit bizim network'ümüze, içimize girmesi ve orada ilerlemesi, hani bu yazmış olduğu ya da ele geçirmiş olduğu exploit'leri kullanması ve buradan bir şekilde kendine nema sağlaması. Bunun tespitini nasıl yapacağız bu kadar içimizdeyse eğer? Saldırganlar. Evet, bu ne yazık ki olayın tatsız tarafı. Yani gerçekten bir breach logistics yapacaksak, yani bir veri sızıntısı olmuş mu olmamış mı bir araştırma yapacaksak, SolarWinds'in her dokunduğu sisteme bakıp, hatta o sistemlerde de bir şey varsa da o sistemden bir başka sisteme de kaymış mı, yani bir lateral movement, bir yatay geçiş söz konusu mu, buna bakıyor olmaya çok ciddi ihtiyacımız var. Senin de söylediğin gibi SolarWinds'in her yere erişmeye ihtiyacı var gözlemleyebilmek için, bize rapor üretebilmesi için. Burada da önemli konulardan bir tanesi şu, acaba SolarWinds'in bulunduğu network'le
geri kalan networkler arasında ben güvenlik duvarında neleri açtım sorusu. Eğer burada hakikaten işimizi iyi yaptıysak, o zaman SolarWinds'i belli bir yerde birazcık kapsam altına almış oluyoruz. Ama tüm sunucularla aynı network'te duruyorsa, o zaman tüm sunuculara yatay geçiş çok kolay ve mümkün olacak, senin de bildiğin ve düşündüğün gibi. Bu arada söylediğim bir önceki söylediğinde bana da şunu çağrıştırdı. Biliyorsun yapılan hiçbir iş cezasız kalmaz. Burada da işini iyi yapanlar ne yazık ki cezalandırıldı. Hepsine hem teşekkür ederiz hem geçmiş olsun demek istiyorum. Hepimize geçmiş olsun o zaman. Bu haftalık da bu kadar diyelim mi? Herkese çok geçmiş olsun. Sağlıklı ve güvenli haftalar. Hoşçakalın.